Esencan Hastanesi, sağlığınızın güvenilir adresi. Merhaba, ben Doktor Abdullah Abdoğan, iç hastalıkları uzmanıyım. Toplumda sık gördüğümüz, bizim de klinikte çok sık rastladığımız tiroid hastalıklarından bahsedeceğim. Tiroid bezine biliyorsunuz, boynun ön bölgesinde Adem elmasının hemen önünde yer alan U şeklinde yaklaşık 20 gram ağırlığında bir endokrin bez. Salgıladığı tiroid hormonları sayesinde vücuttaki her sistemi bir orkestra şefi gibi etkileyebilmekte. Tiroid bez hastalıklarını biz iki ana gruba ayırıyoruz. Birincisi fonksiyonel hastalıklar dediğimiz tiroid hormon seviyesindeki değişikliklere bağlı gördüğümüz hastalıklardan bahsedeceğim. İkinci grupta ise yapısal hastalıklar. Bu grupta da tiroid bezinde görülen nodüllerden bahsedeceğim. Tiroid bezinin fonksiyonel hastalıkları hangilerdir? Tiroid bezinin ürettiği tiroid hormonunun seviyesine göre, artışına veya azalışına göre iki grup hastalığı görüyoruz. Ön planda ben hipotiroidden bahsedeceğim. Yani doku seviyesindeki tiroid hormonu yetersizliğine veya etkisizliğine bağlı gelişen metabolizmanın yavaşlamasıyla karakterize hastalık grubu. Bu klinikte bizim gördüğümüz en sık tiroid hastalığı grubu. Tabii hipotiroidiyi de oluşum mekanizmalarına göre farklı gruplarda ele alabiliyoruz. Sıklıkla gördüğümüz tiroid bezinin otoimmün hasarı sonucu oluşan tiroid hormon eksikliğine bağlı grup birinci grup. İkinci grupta hipofiz bezinden salgılanan tiroid stimülan hormon eksikliğine bağlı gördüğümüz hipotiroidi grubu. Üçüncü grupta ise hipotalamustan salgılanan TRH eksikliğine bağlı hipotiroidi grubudur. İkinci ve üçüncü grubu biz nadiren görüyoruz. Ondan dolayı bizim klinikte sık gördüğümüz birinci grup dediğimiz Hashimoto hastalığından bahsedeceğim. Hashimoto hastalığı olan hastalar, tanısı olan hastalar hangi şikayetlerle başvururlar? Biz genellikle Hashimoto hastalarını, yani hipotiroidi hastalarını, yorgunluk, cilt kuruluğu, kabızlık, adet düzensizliği, saç dökülmesi, hipertansiyon, ödem gibi şikayetlerden veya rahat kilo verememe gibi şikayetlerle görürüz. Bu şikayetlerle başvuran hastalarda hipotiroidiyi düşünerek bazı tetkikler isteriz. Ön planda istediğimiz tetkik tiroid stimülan hormon tetkiki. Bu aslında bizim tarama testimiz. Bu test tiroid hormonlarıyla ters ilişkili. Tiroid hormonunun yüksek olduğu düzeylerde, seviyelerde TSH düşük olur. Tiroid hormonunun düşüklüğünde ise TSH yüksek olur. TSH'ı anormal saptadıktan sonra tiroid otoantikorlarını, serbest tiroid tetkiklerini ve tiroid ultrasonunu istiyoruz. Buna göre tanısını koyuyoruz. Her hipotiroidi hastasına aynı değerlerde TSH hedeflenerek mi tedavi verilir? Bu konuda önemli. Çünkü hipotiroidide vereceğimiz tedaviyi kişiselleştirmemiz gerekir. Her hipotiroidi hastasında aynı TSH hedefi gözetlenerek tedavi verilmez. Örneğin yaşlı, kalp yetmezliği veya iskemik kalp hastalığı olan bir hastaya TSH değeri üst sınıra gelecek şekilde, yani hafif hipotiroidi olacak şekilde tedavi veririz. Tam tersine gebe kalmak isteyen genç bir bayana ise TSH değeri hedeflediğimiz değerin alt sınırda olacak şekilde, yani 0,25-0,5 arası olacak şekilde tiroid hormon replasmanı yaparız. Yani tiroid hormon replasmanını da hastaya göre kişiselleştirmemiz gerekir. İkinci grup hastalık dediğimiz hipertiroidi hastaları, daha doğrusu tiroid hormonlarının kanda yükseldiği grup olan hastalıktan bahsedecek olursak bu grup önemli. Çünkü bu grupla ilgili ciddi klinik problemler de görüyoruz biz. Yanlış tedavi başlanmaları, yanlış tanı konumlarıyla sık karşılaşıyoruz. Çünkü bu grupta iki tane önemli parametre var. Biri hipertiroidi ve tirotoksikozun %100 aynı şeyler olmaması. Şöyle söyleyebilirim. Kanda tiroid hormonlarının yüksek saptanması her zaman hipertiroidi olduğu anlamına gelmez. Bazen
tiroid dokusunu yıkan hastalıklarda kana fazla miktarda tiroid hormonu salgılanır. Bu yanlışlıkla hipertiroidiymiş gibi tedavi edilebilir. Ama bizim tedavi ettiğimiz hipertiroidi de tiroid bezinin fazla çalışması sonucu fazla üretilen tiroid hormonlarının nedeni olduğu klinik durumu tedavi ederiz. Yoksa tiroid dokusunun yıkılması sonucu kana fazla miktarda salınan tiroid hormonlarını antitiroid ilaçlarıyla tedavi etmek gerekmez. O açıdan hipertiroidisi olan hastaya iyi tanı koyup, doğru tanı koyup uygun tedaviyi başlamak çok önemli. Burada tanı koyarken özellikle laboratuvar testleri dışında tiroid sintigrafisi ve radyoiyot uptake testleri önem arz etmektedir. İkinci ana gruptan bahsedecek olursak burada tiroid nodüllerinden bahsetmiştik. Tiroid nodüllerini şu açıdan önemli. Tiroid nodüllerinin bir kısmı kansere yol açabilen hastalıklara neden olur. Bundan dolayı tiroid nodüllerini yakın takip etmek gerekir. Tabii tiroid nodüllerini iki gruba da ayırıyoruz. Biri sıcak nodüller, biri soğuk nodüller. Sıcak nodül dediğimiz hormon aktif olarak hormon üreten nodüller. Soğuk nodüller ise hormon üretimi olmayan nodüller. Bunu sintigrafiye göre karar veriyoruz. Sintigrafi yapıp oradaki görünümüne göre karar veriyoruz. Tabii soğuk nodüller bizi biraz daha endişelendirir. Soğuk ve biraz da boyut olarak büyük nodüllerde kanser çıkma olasılığı yüksek olduğundan dolayı 1 santimin üzerinde olan nodüllerden kesinlikle ince iğne aspirasyon biyopsisi dediğimiz biyopsi yapmak gerekir. Sıcak nodüller konusunda ise boyut takibi yapmak ve diğer nodüllerde de bu geçerli. Küçük nodüllerde de boyut takibi yapmak, düzenli aralıklarla ultrason çekmek ve ultrasonda büyüme tespit ettiğimiz nodüllerden yine biyopsi almak önemlidir. Teşekkür ederim.